Niye üzülecekmişim ki? Bana yaptıklarını unutmadım sonuçta. Boşuna arkama bakmadan kaçıp gitmedim o evden. Hem biz aynı evde yaşamaya mahkum edilmiş yabancılardık. Bütün pisliklerini, bütün nefretlerini üzerime kustular. Şadiye hariç. Gerçi Şadiye de son dakika yaptı yapacağını ama neyse. 12 yıldır atmışım ben kafamdan. Kaçtım, kurtuldum. Bir gün düşünmemişim. Şimdi niye üzüleyim ki? Narin, sen üzüntüden ne dediğini bilmiyorsun. Bak ne olursa olsun onlar senin ailen. Ailemmiş. Köpek olsaydım daha iyi muamele görürdüm ben. Aman. Neyse, hadi. Kapatalım bu konuyu, konuşmak falan istemiyorum. Sen de gider misin artık? Tamam, sağ ol ama başıma bir de sen dert açma. Zaten yeterince derdim var. Irmak mızmızlanmaya başladı. Git ilgilen biraz, rahatlasın. Tamam mı? Evlenecek misiniz, nişanlanacak mısınız, ne yapacaksanız yapın. Beni rahat bırak. Git ilgilen şu kızla, çenesini kapatsın. Bir daha da buraya gelme. Garip davrandığımı biliyorum. Ama bu duruma artık bir son verelim. Ben bütün sonuçlarına katlanmaya hazırım. Ben hiçbir şeyin sonucuna katlanacak falan değilim. Asıl senin benim aklımı karıştırmaya bir son vermen lazım. Ailemi sonsuza kadar kaybettiğim gün bunları konuşmak istemiyorsun benimle herhalde. Tamam. Yani ben sadece bu durumdasın diye seni yalnız bırakmak istemiyorum, o kadar. Hadi artık yatağa, geç oldu. İyi geceler Selmet. İyi geceler canım. Gel canım benim, gel. Bu mayumam mı bilir? Ne dedi? Annesini görüp görmediğinizi soruyorum. Hadi yatağa, hadi. Ben buraya Rembrandt ışığında bir cennet bahçesi çizeyim. Sizi ve güzel bir kızı da şelalenin altına yerleştiririm. Böyle cennetten kovulmamış aşıklar gibi takılırsınız. He? İnsan çizebiliyor musun sen? Beni siz şelalenin yanına... böyle elimle telefonla öküz gibi kapıya bakarken... Yok ya, daha fazla çekemeyeceğim ben bu ayı. Herife bak. Narin gelmedi diye sinirini bizden çıkarıyor. Beni de maymun ettin, böyle elin kırılsın. Ya ben böyle heriflere maymun olmak için mi ressam oldum? Şişt, nereye? Hadi Deniz, gidiyoruz hadi. Nereye be? Saçmalama, ayıp olur şimdi. Ayıp mı? Kime ayıp ya? Yapma. Tamam neyse, arabam var, kendin gelirsin. Can! Haber var mı? Cemil adamlar aldı çıktı abi. Bakıyorlar her yere. Tamam sen çık. Çiftliğe dönemem. Tatiana da yalanamadı. Lan iki satır mutluluğum vardı, ondan da ettiniz beni be. Neredesin ressam? Biraz baş ağrıdı da. Gitti. Selamsız, sabahsız. Seni bırakıp gitti. Öyle. Can biraz değişik biridir.
Senin durumun benden betermiş. Siz de Narin gelmedi diye bütün geceyi bize zehir ettiniz ama. Hiçbir kadını zorla kendinize aşık edemezsiniz Sermet Bey. Her şey kendiliğinden olmalı. Zorla güzellik olmaz değil mi? Sizi seven, size hayranlık duyan biriyle çok daha mutlu olursunuz. O zaman hayatınız cennete döner işte. Bakın, çok egzantrik, çok hoş bir insansınız. İmkanlarınız da var. Dünyadaki tek kadın Narin değil. Vazgeçin artık bu saplantıdan. Çok denedim. Olmuyor. Geçecek. Biraz daha sabredin, geçecek. Narin elinden kurtaracağım derken asıldım gibi oldu herife resmen. Bana mı yazıyor lan bu kız? Yok lan, kankasının şeysine. Nesine lan? Nesine? Ne yolluyorsun ki sen lan? Sermet oğlu Sermet. Canın sıkılırsa, kötü olursan falan ara, ben yine gelirim. Çok sağ ol. Yardımın için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.